yeni bir dünya kuruluyor. İçinde Türkiye'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin de özgürlüğünü, bağımsızlığını, zenginliğini, refahını geliştirebileceği yeni bir dünya. Yeni çağda Çin-Türkiye ilişkilerinin parlak bir geleceğini yaratmak için el ele, omuz omuza çaba göstereceğiz. Çin'e sayısız ziyaret yapıldı. Ankara-Pekin arasında köprü kuruldu. Vatan Partisi tarihi kuşak yol girişiminde öncü rol üstlendi. Vatan Partisi'nin izlediği politika hakikaten Türkiye ile Çin'i yakınlaştıran bir aslında motor görevi de diyebiliriz. Türkiye orta koridor girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. Büyük lider Mao'nun dediği gibi 100 çiçek açsın, 100 düşünce akımı birbirleriyle yarışsın. Çin'in inisiyatifiyle gündeme gelen kuşak yol girişimi 21. yüzyılı biçimlendirecek proje olarak biliniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok önemli bir stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Asya'nın iki ucundaki ülkenin işbirliğinde Vatan Partisi'nin rolü ise büyük. Vatan Partisi Ankara-Pekin arasındaki diyaloglarda önemli rol üstlendi. Çin Halk Cumhuriyeti gibi, Rusya gibi, Hindistan gibi, İran gibi büyük Asya ülkeleriyle birlikte Türkiye'de Asya çağının önder ülkelerinden biri olacaktır. Günümüz dünyası derin bir değişim yaşamaktadır. Yeni durumda Çin, Türkiye ile aynı gemide yol alma ruhuyla ortak kazanca dayalı işbirliği yaparak ilişkilerini sürekli olarak derinlemesine geliştirmeye hazırdır. İki taraf karşılıklı siyasi güveni daha da güçlendirmeli, ikili ilişkilerinin her zaman sağlıklı ve istikrarlı olmasını sağlamalıdır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek öncülüğünde Çin'e birçok kez ziyaret düzenlendi ve kritik görüşmeler yapıldı. Türkiye, Çin, diğer Asya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri önümüzdeki dönemde bizim ortaklarımızdır. Ticari ilişki için en büyük adımsa Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan üretimde atılım için Türkiye için işbirliği toplantısı oldu. Vatan Partisi toplantıda Türk ve Çinli iş insanlarını bir araya getirdi. Toplantılara Çin'in Ankara Büyükelçisi Denkli, üst düzey Çin yetkilileri de katıldı. Çin ve Türkiye birbirini mecbur. Doğu Perinçek'e ve Çin Büyükelçisi'ne bu konuda devletlerin nezdinde çaba göstermelerini diliyorum. Diğer gönülden bağlılığımızın ötesinde bu ticari ilişkilerimiz parasal değer olarak da çok büyük rakamlara çıkabilir diye düşünüyorum. İki ülke arasında köprü görevi üstlenen Vatan Partisi'nin bu girişimlerinin ardından ticarette olumlu gelişmeler yaşandı. Türkiye kiraz ihracatıyla Çin pazarına girdi. Kiraz ihracatında ilk parti Afyon Sultandağ'dan yapıldı. Bir kuşak bir yol girişimi ve orta koridor stratejisinin birbiriyle uyumlaştırılmasını güçlendirmelidir. Ticaret, yatırım, bilim, teknoloji ve turizm alanlarındaki işbirliğini sağlam adımlarla ilerletmelidir. Türkiye'nin kiraz, Antep fıstığı gibi kaliteli tarım ürünleri adım adım Çin pazarına girmekte. Türkiye'ye yatırım yapmak üzere gelen Çinli firmaların sayısı da gittikçe artmaktadır. Antep fıstığı ihracatı için de önemli görüşmeler yapıldı. Çin Ticaret Müsteşarı ve Vatan Partisi heyeti Bilecik Belediyesi'ne ziyarette bulundu. İki ülkenin işbirliği için fikir alışverişi yapıldı. Antep fıstığı ihracatının da kısa süre sonra başlayacağı öğrenildi. Öte yandan süt ürünlerinin ihracatı konusunda da Vatan Partisi'nin iki ülke arasındaki temasları sürüyor. Tarım ihracatına yönelikse en büyük engel gıda güvenlik anlaşması. Bu engelin aşılması için de Vatan Partisi büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda Çin Komünist Partisi Uluslararası Ekonomi İşbirliği Kurumu 4 Kasım'da Vatan Partisi'ni ziyaret etti. Çinli heyetle görüşen Perinçek'in gıda güvenlik anlaşmasının yapılması yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.